Hindistan'a bakalım. Hindistan'da durum vahim. Koronavirüs salgını Hindistan'daki amansız ilerleyişini sürdürüyor. Günlük vaka sayıları salgının başından bu yana ilk defa 400 binin üzerine çıktı. Her gün 3500'den fazla kişi hayatını kaybediyor. Oksijen bulunamıyor. Krematoryumlar sabahtan akşama çalışıyor. Koronavirüs salgını Hindistan'ı kırıp geçiriyor. There are so many people who are standing over here and fighting for this thing. Hindistan dünyanın en büyük aşı üreticisi. Ancak kendi nüfusunu aşılayacak yeterli doza sahip değil. Yetkililer buna rağmen 18 yaşından büyük herkesi kapsayan bir aşılama kampanyası başlattı. Ancak merkezi hükümetin kararı kağıt üzerinde kaldı. Zira milyonlarca kişinin sıra beklediği eyaletlerde tek bir doz bile aşı bulunamıyor. Hindistan'da hızla artan vakalar sağlık sisteminin çökmesine yol açtı. Koronavirüs hastaları için ölüm kalım anlamına gelen oksijen tedariğinde sık sık kesilmeler oluyor. Başkent Yeni Delhi'deki bir hastanede 8 hasta oksijen yetmezliğinden hayatını kaybetti. Batıdaki Gujarat bölgesinde ise ağzına kadar dolu bir hastanede yangın çıktı. İkisi sağlık çalışanı 16 kişi alevlere kurban gitti. Hindistan'a yardım etmek için birçok ülke seferber oldu. Bölgeye oksijen tüpü ve diğer hayati tıbbi ihtiyaçlar gönderiliyor. Bazı halk sağlığı uzmanlarına göre Hindistan'daki durumun sorumlusu Hindu milliyetçisi Modi hükümeti. Başbakan Modi salgına rağmen toplu mitingler düzenlediği ve kalabalık dini festivalleri teşvik ettiği için sık sık eleştiriliyor.